Emel Özkızıltaş podyumda. Beni Nurella yapın dedin öyle evet, mi? Evet dedim. Dedin yani. Saçıma da makyajı pek olmadı. Yüzüm benzediğimi bilmiyorum ama. Hı. Ama dedi kızlar bana makyaj yapan. Bak Nurella'yı gördük sanki dediler. Benzemiş miyim diyorum. İstersen benzetiyorlar tabii de. Ama konsept ben, ne? Arka tarafı düşünüyorum. Benim konseptim Japon Büyükelçiliğinde bir davet var. Hı. Ben de oraya davetliyim. Gel bakalım. Ezgi. Emel. Ay. Öncelikle çantan çok güzel. Sen de çok güzelsin. İki şey var söyleyeceğim. Biri şuradaki taş olmasaydı, ikincisi de yün yerine tweed kumaş olsaydı çok güzel olurdu. Yani böyle jilet gibi bir elbise. Gene böyle çan gelebilir, hani şey gelebilir. Gerçekten çok güzel olurdu. Üstüne de öyle bir ceket omzuna assaydın. Ama saçın, makyajın, eldivenlerin, aksesuarların, çorabın, ayakkabın çok güzel olmuş. Ama lütfen şu inciyi de gösterelim. Evet evet. Hep tabii. Kalbimdesin yazıyor. Kim acaba? Hep kalbimdesin. Kim acaba? Nurella. Yoksa. Ay yok. Ay. Ay bir daha bakayım sana. Hep... Nur Hanım hoş geldiniz. Hoş buldum. Nurella'm. Merhabalar. Nasılsınız? Kilo vermişsin Nurella. Ay ben her halimle güzel değil miyim? Konuşamıyorum sizin gibi ya. Ya ya. Şöyle bizim... yap ama olmaz ki. Ama olmaz ki. Ay siz çok güzel. Şimdi ben varım önünde görmüyor kameralar. Oraya geçince yap. Ben kapatıyorum. O zaman bir şarkı gelsin, sen benim hallerimi yap. Allah. Hani klip yapıyoruz ya. Orada yapsın, burada ben kapatıyorum onu. Ha doğru. Onu. Tamam. Şuraları bir halledelim bakalım ne diyorlar. Çiğdem. Böyle bir tatlı olmuşsun, çok yakışmış başın, saçın, makyajın, çok beğendim. Tabii senin yaşın elbisesi değil hani bu kıyafet, daha yüksek durmuş sende bu şu anda bu elbise. Dediği gibi kumaşı daha farklı olsaydı evet daha güzel olurdu. Ama çok tatlı görünüyorsun. Bir de çantanın ve buranın renkleri birbiriyle çok zıt olduğu için bir o rahatsız etti. Muz çorap giymiş olman güzel, ayakkabın yok gibi görünüyor. Evet. Ay ne denir muz? Mus denir, mus da denir. Bizim denmez miydi? Eskiden olan değil mi? Denir. Bu jenerasyon bilmiyor mus çorap. Biz de öyle öğrendik evet. Bak yeni bir şey öğrenmiş oldun. Gördün mü? Yani hoş. Hoşuma gitti. Aa ben de hiç anlamadım niye öyle dendiğini. Muz. Hani biliyorum da. Muz bilirdim. Muz derdim. Muz, ben de muz, öyle biliyorum. Muz ince değil mi? Bilemedim kendi yani. Kendi kendime. Muz. Bilmiyorum ben de niye. Güzel bitti olmuş. Mi? Çok beğendim ben. Özden. Ya baktım bilemedim böyle. Hani Emel olduğu için yakışmış da başka biri giyse bu Allah'ım kriz diyebilirdim. Tatlı görünüyorsun. Teşekkürler. Ayşenur. Ben beğendim ama elbise triko sanırım değil mi? O benim hoşuma gitmedi. Yün mü triko mu? Evet yünlü. O hoşuma gitmedi benim yani. Eldiveninle bilekliğin zaten çok hoşuma gitti. Saçın çok güzel, makyajın çok güzel. Ama sadece tek elbisenin kumaşı. Ezgi? Ben aslında çok beğenmedim arkadaşlarımın aksine. Şöyle bir şey var. Nurella ya hani benzemek isteseydin bence çok daha güzel şeyler yapman gerekiyordu. O evet orası tartışılmaz tabii. O yüzden sadece yani saçın saçım, konusunda. Evet zaten öyle. Evet. Onun dışında ben o incileri çok fazla buldum. Çantanı hiç yakıştıramadım. İşte hani gittiğim konseptimi biliyorsun değil mi? Yok yeri? Anladım ama yani yine de çantam bence bana göre uymamış. Hani orası kaldırır diye düşündüm orayı söyledim. Yok kaldırmasından ziyade yani ben üzerindekilerle pek bağdaştıramadım. Heh. Orası kaldırsın ama ben kaldıramadım yani. Eldiven yani sana evet ama yine de hayır yani. Tamam. Hazır mısın Emel'ciğim? Hazırım. Pardon Nurella. Hazırım.
Emel Özkızıltaş, ayakkabı 150 lira, çanta 300 lira, eldiven 20 lira, bileklik 50 lira, elbise 400 lira, küpe 10 lira. Hoş geldin. Hoş buldum. Zaman makinesiyle geçmişe gittim. Nurella'nın gençliğiyle konuşuyorum, değil mi? Konuşuyor musunuz? Vallahi vücut olarak gençliğim. Aynen, değil mi? Ay. Şöyle bir şey var. Şimdi arkadan yapılan yorumlara bir açıklık getirmek isterim. Bu elbisenin olması gereken hali triko zaten. Şu an aynen, çok moda. Trikonun üzerine işlemeler, pırıltılar, inciler. Zaten bu orijinal değil bu elbise ama o taklit ettiği markanın aynısı da bu şekilde yapıyor. Cemaller. Evet. Çok fazla moda ve çok yakışmış sana. Ay teşekkür ederim. Çok beğendim. Ben ayakkabılarını beğenmedim sadece. Hı. Hı. Çantan da güzel. Tabii ki oradaki o incilere bir gönderme yapmışsın. Gözlüklerini sevmedim. Takma. Tamam. Belki Nur'da vardır sana uygun bir kedi gözlük falan. Onu verir sana sıra geldiğinde. Aslında içeride var, var şöyle çekik taşlı var Nuray. Aynen. İncecik kedi böyle. Keşke ama böyle biraz daha vücudunu saran bir bedeni seçseydin daha iyi olurdu. Paris'ten geldi bu. Ha, şık görünüyorsun, zarif. Ay teşekkür, yine sekizsin. Evet. Yine sekiz. Teşekkür ederim, saklıyorum o kart. Sakla, evet. Çerçevelet. Tamam mı? Ay Zeynube. Ay Nurella. Seni jiklete benzetiyorum. Hani hediye veren jikletler vardı çocukken. Böyle açarken heyecanlanırdım. Hmm. Binde bir içinden iyi bir şey çıkardı. Ay. Anladın değil mi ne? Anladım o cikletleri. Hayır ne demek istediğim. Onu da anladım. Anlamadı evet. Da neyse. Ay sen var ya. Hakikaten benim genç kızıma olmuş benziyor. Evet. Ay. Aa, ben nerede çiçek? Hangisini takayım? Ben ay beyazı bunu... vardı Nurellam. Yanınıza gelebilir miyim? Ama bu kıyafetime beyaz olmaz. Küpelerine bordo güzel oldu ya. Bordo. Evet. Değil mi bordo yani? Ay kim dedi beyaz diye? Ben de onlara uydum beyaz arıyorum. O güzel. Sanki giyinirken size soruyorum ne takayım diye. Süper. Durdu güzel durdu. Gözlükler geldi, tak geldi. Bakalım. Hadi tak. Takıyorum. Evet. Bunlar evet. Değildi aslında. Ne? Ama bunlar da çok tam oldu. Çok yakıştı yani. Bu işte. Süper. Ay inanmıyorum. Çok tatlısın. Ama sizin... dünkü halin geldi gözümde. Dünkü. Ay. Of, teşekkür ederim. Zıpla. Ay. Çok teşekkür ederim. Sanki Charleston yapıyor. Her şey dans, renk. Benim gibi bana çekmiş. Ay kız kardeşim. Ay. Ay benim bir kız kardeşim var yani. Çok güzel. Keşke hayır senin gibi olsaydı. Nasıl maskülen böyle oturur. Hiç. Hiçbir şey yoktur. Al sana, tak sana, yap sana. Hiç bana çekmemiş ya. Sen aha, olsaydın. Tam siz ya. Tam. Ruhum, ne evet, süslerdim seni. Uf. Ay. Bir daha dünyaya gelecek olursam inşallah. Yok Nurella'nın olma. Kız kardeşim. Ben kardeşimden memnunum. Aa, bak, bir ama tane daha olamaz mı? Ha evet, evet olurdun. Evet. Bir tane. Evet. Evet Emel'cim, çok tatlı geldin aslında. Ay teşekkür ederim. Hakikaten. Fiyatlara bakıyorum, gayet uygun. Yani bu markanın taklit ve ucuz görünmemek için, yani parçalar bulmak için, iyi uygun parça bulmak için çok büyük bir başarılı. Sen de uygun parçaları, yani pahalı görünüyorsun. Nasıl diyebilirim yani, bu markanın çok taklit var. Taklit var. Her yere satılıyor ama üzerindeki orijinal gibi görünüyor. Hı-hı. Görünüyor. Sadece çantayı ne? Küçük, onların küçük çanta, küçük boyuz çantada bekliyordum sende şu anda. Uzun sapa. Ya da küçük böyle el
çanta da olabilir. Evet. Kutu gibi. Ve kalın topuk ayakkabı. Stiletto olmadı bunun altında. Tamam. Ama butun olarak çok tatlısın. Teşekkür ederim. O Japon konsolos gayet mutlu olur seni görünce. Evet. Teşekkür ederim, çok sağ olun. Güle güle Gabriel. Yani Melek yorumlayabileceğim bir elbise değil ya. Bir şey göremiyorum çünkü. Melek, ben sana gerçekten hiçbir şey yakıştıramıyorum. Bir insanın abiye zevki de olabilir diye düşünüyorum ama senin abiye zevkin de yok. Bu hafta bir şey çok net anladım. Burada Özden olmasa, Nihal olmasa, ben olmasam senin kendini ifade etmen sıfır. Biz senin gittiğin yerlere gidemeyiz. Oturduğun yerde oturamayız. Benim öyle bir iddiam yok. O kafa sallamak ne demek? Bak sana susacağım ama sen konuşamayacaksın, biliyor musun? Duman şıklığı ve yarışmada olduğunu unutuyorsun. Bunalıyorum bazen. Yani kötü geldiğimi saçımı yaptım. Kötü geldin. Cuma için kötüsün. Yani. Şöyle bir şey var. Ben sizin zaten burada olduğunuzu çok fark etmiyorum. Rahatsız oluyorum yani. Çünkü ben de buraya 2 saatlik uykuyla geliyorum. Bunu söylemenden ben şu an rahatsızlık duyuyorum. Milyonların önünde kameraların karşısındayız. Ve siz burada uyuyorsunuz. Bana sorarsan aslında avantajlısınız. Hiç bir sana şey sormuyorum çünkü bilmiyorsun canım yani. İlk sezonda ikizler vardı ama gerçekten All Star'da ben ikizleri göremiyorum. Sinan benim saçlarımı çok beğeniyor. Yarın yaparsa şaşırmayın. Sen de ben bir kere çok farklıyız. Sen de farklı durur. Tabii ki de, neyse ki. Kötü görünüyorsun, biliyor musun? Sanki laf söylemek için hani orada bulunuyormuşsun. Sana iyilikle yaklaşan insana bile iğneli konuşuyorsun. Yapma.